Merhaba, ben matematik öğretmeni Eray. Bu videoda üçgende alan uygulamaları konusunu göreceğiz. Şimdi bakalım neymiş alan uygulamaları. Birincisi yükseklikleri eş olan üçgenler. Şimdi bakın burada ABD üçgeninin alanı ne? Tabanı x, yüksekliği h bölü 2. Tamam. Peki ACD, ADC şu üçgen bakın. Geniş açılı üçgenin alanı ne? Y çarpı h bölü 2. Tamam. Peki ben bu iki üçgenin alanını kıyaslamak istesem. İkisinde de ortak olan H'ler ve ikiler var mı? Yani bir tane H bölü 2 diyelim mi ona? H bölü 2'ler ortak mı? Ortak. O zaman ben bunun kıyaslamasını yaparken hiç bunlara bakmasam. Direkt X ve Y'yi kıyaslasam. Yani taban uzunluklarını kıyaslasam olur mu? Olur. Anlaştık mı? Gördünüz mü? Mesela bunu şöyle bir örnekle göstereyim. Bak. Şöyle bir örnekle göstereyim. Şimdi bununki 2 olsun. Bununki de 3 birim olsun. Tamam mı? İşte şu üçgenin alanı 2S'dir. Genelde S ile gösteriliyor. 2S. Bunun alanı da 3S'dir. Ne? Tabanlarıyla orantılıdır. Anlaştık mı? Gördünüz mü? İşte olay budur. Tamam mı? Evet. Şimdi ikincisi. Tabanlar aynı olunca ne olacak? Şimdi tabanları bakın. ABC üçgeniyle. Şu ABC üçgeniyle. DBC geniş açılı üçgene bakın. Şimdi ikisinin de ABC üçgeninin tabanı ne? DC. Şunun için DC, şey BC yüksekliğine AH bölü 2. Tamam. Peki DBC geniş açılı üçgeninin tabanı BC yüksekliği DK uzunluğu bölü 2. Gördünüz mü? Bak ikisinin de BC ikiler ortak. O zaman ben yükseklikleri kıyaslasam gördünüz mü? İki üçgenin yüksekliklerini kıyaslasam o zaman bu iki üçgenin alanlarını kıyaslamış olurum. Anlaştık mı? Tamam mıyız? Yani bir öncekinin tam tersi. Bakın burada ne yapmıştık? Yükseklikleri aynıydı tabanlara göre oranla e, alanları kıyasladık. Burada da tabanlar aynı, yüksekliklere göre alanları kıyasladık. Tamam? Anlaştık. Ve üçüncüsü alan taşıma önemli. Şimdi D1 doğrusu D2 doğrusuna paralel. Ve ABC üçgeninin alanıyla DBC üçgeninin alanı eşit. Ha, şimdi bak ben şu ABC üçgenini alıp şu A'yı D noktasına kaydırsam işte bakın burası da ABC üçgeninin alanına ne olur? Eşit olur. Neden biliyor musun? Çünkü ikisinde de ne olay? Yükseklikleri aynı. Şimdi tabanları da aynı bunların. O zaman bu ikisinin alanı aynı işte. Öyle değil mi? Bakın ABC üçgeninin tabanı BC yüksekliği H bölü 2. Peki DBC geniş açılı üçgeninin tabanı ne? BC e yüksekliği H bölü 2. Gördünüz mü? O zaman aynısı. Yani ben o şekli beğenmedim mi? ABC üçgenini tak. A'yı al D'ye taş. Gördün mü? Geniş açılı üçgen olmuş oldu. Anlaştık mı? Bakın bunu da ne yapıyoruz? Çok kullanıyoruz. Bilginiz olsun. Tabi tam kapsayacak bir örnek değil ama mesela şöyle düşünebilirsiniz. Bu bir kare. 4 eşit parçaya böldüm. Tamam mı? Bak mesela şununla şu. Bununla bunun alanının toplamını istiyor. Şimdi ben ne yapayım biliyor musun? Bundan dört eşit parçaya böldüğüm için alanların aynı olduğunu biliyor musun? Biliyorum. O zaman alıp bunu şöyle şuraya taşısam olur mu? Olur. Bak o zaman ne oldu? Şununla şunun toplamıyla bununla bunun toplamı aynı oldu. Gördünüz mü? İkisinin alanlarının aynı olduğunu bildiğim için. Tamam mı? Hani tam böyle tabi bu şekilde karşılık gelmiyor ama mantık olarak aynı. O alanı alıp buraya taşımak tamam anlaştık şimdi zaten kazanım testlerimizde bunun bol bol örneklerini göreceğiz hadi hemen kazanım testimize geçelim